aslında değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Bilinçli halimizden aynen kopup bilinçaltımızda şöyle bir tur atmak. O anda hiçbir şeyi kritik etmiyorsunuz. O anda bilinç devre dışı kalıyor. Evet. Tamamen bilinçaltımız açılıyor. Ve önemli olan noktası da hani duygularıyla birlikte yaşıyorsunuz. Evet, o ana aynen gidiyorsunuz. O anın içinde kendiniz olarak o andaki duygu ve düşüncelerinizi tamamen tekrar yaşıyorsunuz. Hani hatırlamadan farkı bu. Hatırlarken çok fazla duyguyu yaşayamazsınız belki. Ya da duygu yaşamanıza gerek olmayabilir. Ama hipnozda tamamen duyguyu yaşıyorsunuz. Bunun kokular üzerinde de çok büyük etkisi var hatırlamanın, biliyorsunuz. Biz geçtiğimiz günlerde çok güzel bir halk röportajı yaptık. Evet. Önümüzdeki hafta onu yayınlayacağız. İnanılmaz güzel bir konuyu sizlerle birlikte yine 44 Plus stüdyosunda mercek altına alacağız diyeyim ben. Koku. Mesela ben insanlara sordum. Koku hakkında konuşabilir miyiz dedim. Mesela dedi. Gözlerinizi kapatın dedim. Kış deyince aklınıza ne geliyor? Hemen saydılar. Biraz yaşı büyük olanlar ve genç olanlar. İnanılmaz değerlendirmeler yaptılar. Çok hastasım. Yani şey, size sorayım. Kış deyince aklınıza ne geliyor? Parfüm boş koku verin. Var, o ayrı bu bir konu. Evet. Yani kış nasıl bir koku uyandırıyor? Evet. Kış kokusu. Kokuları. Bak. Kış deyince birazcık böyle hafif. Sobanın üstünde kestane sis, kokusu. Kömür. Evet. Öyle kokular geldi bana. Değil mi? Salep kokusu geldi bir an. Ya. Tarçın böyle. Biz kendi kendimize hipnoz yapıyoruz. Peki bunun şeyi neymiş yani böyle? Tamamen soralım. Çapalamadır aslında. Geçmişte yaşanmış bir şeyi çapalıyorsunuz. Evet. Tekrar aynı duyguyu, aynı anı yaşadığınızda o noktaya tekrar geri dönüyorsunuz ve o duygu tamamen canlanıyor ve duyguyu birebir yaşıyorsunuz. Sanki o anı yaşıyormuşçasına. Evet, evet. Demek ki biz bunu yemek konusunda, kilo konusunda eğer mesela yine Rusya'da, özellikle Rusya bu konuda hipnoz konularında düşünce gücünü, beyin gücünü kullanma konularında gerçekten çok ileride. Askeri alanlarda bile çalışmalar yapılıyor Rusya'da. Evet, çok evet açıklanmıyor ama askeri alanlarda mesela grup yapıyorlar. Terapilerinde şey yapıyorlarmış, çok büyük obezite rahatsızlıkları olanlar, işte 180-200 kilo olanları, çünkü bunlar egzersize çok yatkın değiller. Kendi kendilerine yürüyemiyorlar falan bile, ayağa bile kalkamıyorlar. Bunları düşünce gücüyle spor yaptırıyorlarmış. Ben de yaptırıyorum. İngelemeyle. Yaptırıyor musunuz tabii, size? O zaman size hipnoterapiye gelenler zayıflama telkinlerini alırken bunu da yaşıyor. Çünkü uyandıklarında, hipnozdan çıktıklarında kas ağrıları yaşıyorlarmış. Bedenleri ter içinde kalıyormuş. Koştuklarını, yürüdüklerini, hareket ettiklerini tabii, hissederek. Tabii, hipnoz altındayken terlemeye başlıyor. Çünkü o anda ben onu egzersiz yaptırıyorum. Ya bir bisiklete biniyor, ya koşuyor, ya bir şeyler yapıyor. Ve tartıyorlar bunları sonra ya da ölçüm yapıyorlar 2-3 günün sonunda. İnanılmaz şekilde bedenlerinde daralma, iştahlarında azalma oluyormuş. Neden? Çünkü zaten spor yaptıktan 1,5-2 saat sonra ne kadar aç olursanız olun yemek yiyemiyorsunuz. Sporun bir de çok önemli bir etkisi daha, serotonin hormonunu salgılatıyor. Hani psikolojik bir bağımlılığı da var sporun. Sürekli spor yapanlar bunu bilir. Spor evet, yapmadığı zaman kendini evet, rahatsız hisseder. Çünkü serotonin düzeyi azalmıştır. Doğal olarak tekrar spor yapmaya yönelir. Hani burada da aynı şey söz konusu oluyor. Çünkü bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Yani siz gerçekte yaptığınız bir şeyi hani hayal ürünü de yapsanız bilinçaltı bunu gerçek olarak algılar. Yani o yüzden çalışıyor. Galiba. O yüzden çalışıyor zaten sistem. Bir dakika, ama bu şimdi biraz tehlikeli bir duruma da giriyor. Bunu özellikle altın çize çize söyleyince. Çünkü bazen biz hayal ediyoruz. Ah diyor, ah bir zengin olsam diye bir şarkı var ya. Bana Milli Piyango'dan çıksa yeni yıl zamanı geliyor artık. Herkese mikrofon uzatacaklar. Ya da Loto'dan işte geçen haftalarda sanıyorum 17 milyona mı çıkmıştı? Neydi o rakam ya? Evet, öyle. Çok inanılmaz. Size çıksa o ne yaparsınız? Adamlar hayal kuruyor sonra gerçek zannediyor. Ben zengin oldum falan diyenler de var yani. O biraz kendi kendine telkin oluyor. Ya da toplumsal bir baskının getirdiği herhalde. O kadar birebir yaşıyor ki 10 kişi. Evet. Yani onun gerçekten duygularıyla yaşayıp onu hakikaten bilinçaltında. Ama yine bu Microsoft'un kurucularından, o küçük bir ekipmiş galiba. Mesela onlardan bir tanesi bir çekin üzerine hamiline diye yazmış. Sonradan değiştirmiş, kendi adını soyadını yazmış ve yattığı yatak odasının tavanına yapıştırmış bu çeki. Her sabah uyandığında ve her gece uyurken o çeke bakıyormuş. Bu çekin üzerindeki bütün o sıfırların, harflerin hesap numarasına yatacağına inanıyormuş. Ve bunun da bu zenginliğe giden yolda kendisine bir başarı olduğunu, bir motivasyon olduğunu mesela söylüyordu. Evet, bunları biliyorduk yani. Ben de okumuştum böyle şeyler, bilmiyorum. Kesinlikle. Çok o zaman ne yapalım biz? Mesela zayıflamayla ilgili belki de hanımefendiler en belki de olmak istedikleri kilodaki vücutlarını, eğer bir dönem olmuşlarsa o zayıf hallerini, ya da ben buna şöyle bir çözüm bulmuştum. Bir arkadaşıma sormuştum hipnoterapist. Aa süper dedi. İstediğiniz, hoşunuza giden fizikteki bir mankenin, güzel vücutlu bir hanımefendinin fotoğrafını kesin. Başına da kendi vesikalığınızı yapıştırın. O vücutta sizsiniz. Ve bunu istediğiniz yere, isterseniz buzdolabının üzerine, isterseniz işte tavana, odanıza, uyandığınız zaman baktığınız aynanın köşesine yapıştırın. Bu da çalışıyor. Gerçekten işliyor bu sistem. Peki sadece bakmak yetiyor mu acaba yani? Şimdi şöyle, hayal etmek. Hani, özellikle zayıflama programı benim 5 basamaklı ve bu basamaklardan bir tanesi de kişinin kendini ideal kilosunda görüntüsünü oluşturmak. Ve o görüntüyü kişi 24 saat uykusunda, yürürken zihninin sağ üst köşesinde görüyor.
Öyle bir şema oluşturuyor. Ve şöyle bir şey, sistem böyle şöyle çalışıyor aslında. Siz hani diyorsunuz ya, tavana yazmış işte o kadar dolar benim hesabıma girecek diye. Hani insanlar şöyle düşünmesin, oraya astım diye olmuyor bu. Tabii oraya asan de. Şey, onu oraya astığınızda... Onu hatırlatıyor ve onu tekrar yaşatıyor ona. Evet, bunu inanarak yaptığınızda, inanarak o görüntüyü oluşturduğunuzda ya da inanarak o resme baktığınızda bilinçaltınıza gidiyor bu inanç. Ve bilinçaltı o inancı gerçekleştirebilmek için sizi yönlendiriyor. Siz bunun farkında oluyorsunuz ya da olmuyorsunuz. Yani kişi o ideal görüntüsünü oluşturabilmek bilinçaltı için... Bilinçaltı alıyor o mesajı kesinlikle. Yani. Ve çalıştırmaya başlıyor. Zaten o mesajı aldığı zaman çalışmaya başlıyor. Eğer mesaj gitmezse bilinçaltına, o zaman işe yaramıyor. Hanımlar hadi arasanız da bizi, arayın da sizin bilinçaltınıza hangi mesajı göndereceğinizi. Sorununuz neyse, eğer kiloysa, ideal kiloysa. Bazıları diyor ki mesela benim ölçülerimde bir şey yok ama göbek bölgemdeki gitmiyor. Şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Oraya dümdüz olduğunu hayal edin. Her giydiğiniz eteğin, her giydiğiniz bluzun hiç taşmadan, kenarlarındaki o simitler oluşmadan vücudunuzun daraldığını, kendi doğal halinde ideal formuna kavuştuğunu mesela düşünün. Bununla ilgili de uzmanımız size bir takım küçük telkin ipuçları versin. Ne dersiniz? Ama ondan önce...